Allah! Müthiş bir olay yakaladım. Sen değiştirdin çarşafları. Senin yüzünden. Girdin çıkmak bilmedi tuvaletten. Taş düşünüyorum ben. Senin haberin var mı? O taş senin başına düşsün inşallah. Senin yüzünden altıma yaptım. Elin iki paralı kademesinden laf işittim. Kim senin oğlun teyze? Kim olacak? Beste abi. Ay kız delik teşik ettin ayol beni. Vallahi şimdi çarpacağım avcumun içiyle ayol. İki parça bir şey var ıslattım. Senin de yıkanacak bir şeyin var mı? Hiç kan yok. Hiç kan yok çünkü iç kanaması geçiriyorum. Biraz mı? Ay güleyim bari. Bana bak sakın sen güleyim deme. Vallahi düşer boğulursun köpüklerin arasında. Ay güldürme. Dur gülüyorum. Abla. He. Bu bey Melahat Hanım için gelmiş. Buyurun. Alo. Sabah gazetesi mi? Dinç Bilgin'den görüşeyim. İkimizi de yakalayacaklar. Sen istersen vazgeçebilirsin. Nasıl becerebildiğimize hala inanamıyorum. Niye sesi oluyor böyle? Allah Allah. Ben susamam. Teyzeciğim git. Elin ayağını öp. İyi burası. Tamam burası mı? İyi de ne diyecek yani? Ne iyi ettiniz bana annemi getirdiniz mi diyecek? Demez ya bu. Demez. Hiç söylemez. İmkansız söylemez. Haklısın teyze, bir plan kurmak lazım. Evet. Planınız yok mu? Madem planınız yoktu beni niye kaçırdınız o zaman? Bak sokakta kaldım ben şimdi. Beni bakıp evinden de almazlar. Almaz. Tamam. Şey çalalım kapıyı. Biz saklanalım. Annesini karşısında görünce birdenbire... İnleyen nazlı. Biz abi. Ay. Ay korktum ayol. Beni tanımadın mı? Vallahi tanımadım. Bu da ne böyle? Tanırsın, tanırsın. Zorla biraz şeyini, kafanı. Tanırsın da tanımamazlıktan geliyorsun. Vallahi nereye zorlasam boş. Hanım, temizlik için mi geldiniz? Eğer temizlik için geldiyseniz temizlik kadromuz dolu. Sus! Anneni tanımadın mı seni? Ahlaksız seni! Bas beni bağrına çabuk! Sus konuşma! Çekiştirip durma! Vallahi seni kovarım, öldürüp parçalarım seni. İt! Hadi temizlik temizlik istemiyorum değil mi? Sana indirdiğim sütler haram olsun inşallah. Pis çocuk! Kadın git buradan, başıma bela olma. Şimdi polis çağıracağım vallahi. Defol. Haklısın. Dediğin gibi yapabilir. Peki polis çağırmak kötü mü? Her şey ortaya çıkar. Daha iyi ya. Niye beni kaçırdınız sanki? Bak sokakta kaldım işte. Ya. Beni şimdi bakıma evine de almazlar. Teyzeciğim ne olur sorun çıkarma, sabırlı ol. Çıkartırım ben. Sorun çıkartırım. Ben sorun çıkartmadan sorun. Polis çağırırsa bütün foyamız ortaya çıkar. Kadını kaçırdığımızı unutma. Bana niye bunu konuşturuyorsun bıyık bıyık? Senin bir planın yok mu? Planın yoksa ben gidiyorum. Teyzeciğim ne olur. Gidiyorum ben. Canım, tamam. Canım 40 yıllık annesini tanımamazlık edemez. Mutlaka tanıyacaktır. Ay deli makbule ayol, sen nereden çıktın manyak karı? İnsan annesine deli makbul eder mi? Al beni çabuk, içeri al beni. Ağlama sen, içeri defol buradan. Defol, hayatımı mahvettirmem sana. Defol, defol. Diyelim ki öyle oldu. Sonra karşısında bizi görünce inkar edecek. Resim çekeriz. Bana! Ağzım çıktı kadar bağıracağım. Yavaş. Niye beni kaçırmadan önce düşünmediniz bütün bunları? Eşek kadar herif olmuşsun sen. Ne düşüneceksin herifsin be? Dedim, sus bir dakika sus. Bana bak, sadece fotoğraf çekmek de yetmez. Kamera lazım, teyip lazım. Paparazziler haber verelim. O zaman konu bizim olmaktan çıkar. Çişim geldi benim. Tut biraz. Tutamam. Sen kendini geri tut. Tutulmuyor benimki. Dedim ne olur. Nereye yapacağım ben şimdi? Yatağımdan güzel şarıl şarıl yapıyordum. Sazım şimdi. Ya bana baksana. Senin neyin var? Neye sıkılıyorsun sen? Söyle bakayım. Bir sigara versen ayol. Sen sigara içmezsin ki. Şimdi başlıyorum, var mı bir itirazın? Geçen gün muslukları tamir eden ustanın unuttuğu sigara var. Al onunla başla bari. Salak hem çakmağını unutmuş hem sigarasını. Ay. Senin bir derdin var ama anlayamadım. Ters taraftan yaktın sigarayı. Ay lanet olsun, ne taraftan yakmak lazım buna ayol? Ay sen yanıyorsun, yanıyorsun, yanıyorsun. Allah Allah, hayırdır inşallah. Çakmağı söndürmeden koymuşum cebime. Ay bir sigara içemedim ayol. Sana bir haller oldu. Sen kafayı yedin. Ay ben de tutacağım. Ay tutuşuyoruz ayol. Ay durun. Ay söndür şunu kız. Söndür şunu kız. Allah gözün çıkmasın senin. Tut sana. Ne oluyor ayol? Hükümet güven oyu alamadı.
Ona mı üzülüyorsun? Ay üstüme gelme ayol. Aa, ay vallahi daral geldi ayol. Beni kendi halime bırak lütfen. Ben de bir şey yaptım. Yapmadım ki ne dedim. Bir şey demedim ki. Yani annen diye bir kadını... Yoksa o kadın senin annen mi? Ay saçmalama ayol, saçmalama. Benim annem yok, bunu sen de biliyorsun. Benim annem beni doğururken kan kaybından öldü. Beni babam büyüttü. Bana hem babalık yaptı, hem annelik yaptı ayol. Susun be, susun! Gecenin bu vakfide ne gülüp geliyorsunuz? Ay sen sus, manyak! Terbiyesiz hayvan! Yoksa bu kadın bunun gerçekten annesi mi? Ben çıkıyorum, şöyle bir dolaşıp geleceğim. Sokaklarda çok sürtme! Yarın tahterevallilerin düğününde şarkı söyleyeceksin. Şu kapıyı çalayım da ona gününü göstereyim ben. Hayır çalmayacağım. Çalarım ben kapıyı, dur. Şu kapıyı çalacağım. Çalma teyze, dur. Yaptık işte planı, şimdi gitmemiz lazım. Paparazileri toplar, öyle saldırıya geçeriz. Bu gece ben nerede kalacağım? Ben de kalırsın, ben de. Ben uykuda gezerim. İyi, beraber gezeriz. Nasıl olsa heyecandan uyuyamayacağım bu gece. Hayır bana bak, telefonlara falan bakma. Kapıyı da sakın açma kimseye. Karı geliyor. Şunu parçalayacağım. Ben sana göstereceğim gününü, piç kurusu. Havasına bak şunu. Bestamenin mi? Annesi miymiş? Kamera hazır. Hadi çıkalım. Tamam, hadi, ne olmuş? Ne oldu anlatırım, yürü. Tabii böyle bir haber kaçar. Bestamenin annesi ha. Kamerayı hazırla çabuk. Hazır hazır. Hadi çıkalım. Hadi hadi. Hazır mısın? Hazırım. Ne zaman olacak bu iş? Sabırlı ol, etraf paparazzi dolu. Açık büfeler oldu babası bayılı. Dokunmasın, biraz fazla olmadı mı? Yok canım, daha şimdi başladım. Şunu yapmanı salam versene. Hepsini siz yediniz zaten. Canım açık büfede tahsil mi ben Allah aşkına? Bizimle anlaşırken sadece 200 misafir olacak demişlerdi. Bir tek bu 200 kişiye bedel. Sabri otur oğlum, sünnetçi geldi. Acımayacak değil mi? Acıyacak da getirmem. Yok yok, acımayacak, otur otur. Hadi Beşnami'ye haber verin, bir şarkı söylesin de sünnette başlasın. Beşnami Bey, niye öyle süklüm püklüm oturuyorsunuz? Sizi biraz boyayayım mı? Sen git de ananı boya. Aa, ne dedim ki ben şimdi? Aman daha ne diyeceksin ayol? Ben duvar mıyım? Sizi biraz boyayayım mı? Defol hadi, düş yakamdan. Badanacı kılıklı karı. Hadi herkes seni bekliyor. Ay ben çıkmasam olmaz mı kuzum? İyice şey ettin sen. Bir şarkı okur bırakırsın. Senden sonra bir şarkıcı daha varmış. Kimmiş o, hiç haberim yok. Ama kimse kim bana. Bilmiyorum kim olduğunu. İyi tamam, geliyorum. Sevgili seyirciler, şimdi huzurlarınızda Beste abi. Gidin bulun.
yastıkta kocatsın inşallah. Aa. Düğün değil be tabii ya. Düğün değil. Evlilik değil. Ay, ay affedersiniz, tekzip ediyorum. Allah rahmet eylesin. Aa. Ay iyice üşüttü. Şaka yapıyor, şaka. Sabri'nin şeysi. Ay hay Allah, ne oluyor bana ayol? Düzeltiyorum. İyi ki doğdun Sabri. Hayda. Sünnet, sünnet, sünnet. Aman, ay iyi, iyi tamam, hadi Sabri'nin yeni şeysi hepimize hayırlı olsun ayol. Hadi iyi geceler, saygılar, kukuk. Değerli konuklar, şimdi de huzurlarınızda Makbule Balta. Makbule Balta size şarkı söylemeyecek ama çok önemli bir şey söyleyecek. Bana bakın bana, ben Bestami'nin annesiyim, bunun. Ha? Bana bakmadı, beni bakım evine sakladı. Herkes beni ölü zannediyor. Ha? Durun durun! Daha bitmedi! Ben bunun annesiyim! Ve yaşıyorum! Yıllarca bakım evlerinde süründüm! Yiyecek bir ekmek, yiyecek bir hırka bulamadım! Niye? Hep ademeler götürdü! Yıllarca altıma yaptım! Ay yalan! Vallahi yalan! Çizgi film kahramanı gibi karayol! Yalan değil, gerçek! Ana haini! Onun anası olduğumu sizin hepinize ispat edebilirim! Vallahi yalan! İnkar etme Bestami, senin için iyi olmaz! Bu kadın doğru mu söylüyor? Bestami yalancı mı? Hangisi doğru? Bu soruların cevabı haftaya Yalnız Olacak O Kadar'da.